İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Van Gölü gerçek sahibine dönmeli. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Afrika'dan temsilciler Ermenistan Mühendislik Haftası'na katılacaklar. Artsakh Cumhuriyeti'nin Kaşadağ bölgesindeki 17. yüzyıldan kalma bir kilise yeniden kutsandı. Türkiye, Kıbrıs'ın egemen haklarına karşı yasa dışı eylemlerini durdurmalı. Pompeo, biz İran'la koşulsuz görüşmelere hazırız. 2019 yılı Aurora ödül töreni 20 Ekim'de Yerevan'da gerçekleşecek. Sambocu Dikran Giragosyan Avrupa oyunlarında altın madalya kazandı. Batı Ermenistan'ın Van Gölü Nefesimizdir çalıştayında eş başkanlar, herkesi özellikle de kadınları Van Gölü'nün temizliğine, ekolojik meselelere ve gölün içindeki canlı çeşitliliğinin korunmasını sağlamak konusuna katılmaya çağırdı. Neden özellikle kadınlar? Bunun hikayesi var. Kadın her zaman tarihin her anında ekolojik yıkıma karşı baş kaldıran oldu. Çalıştay'a çok sayıda belediye temsilcileriyle dernek, kulüp ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Amaç Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nü ve havzasını mevcut yıkımdan ve kirlilikten korumaktı. Çevre koruma ve diğer ilgili makamlar tarafından ayrıca evlerde ve iş yerlerinde oluşan plastik, kağıt, cam, metal ve yağların atıkları tekrar doğaya kazandırılması hedeflenmektedir. Dünyanın Ermeni teknolojik potansiyelini ve ürünlerini sunmasını sağlayacak bir dizi Ermenistan Mühendislik Haftası etkinliğine Ermenistan Cumhuriyeti'nin Yerevan ve Vanazor şehirleri 24-28 Haziran tarihlerinde ev sahipliği yapacak. Armen Press'ten belirtildiğine göre Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Teknoloji Endüstrisi Bakan Yardımcısı Gehan Vartanyan bu haberi 22 Haziran'da gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide ifade etti. Vartanyan, böyle büyük çaplı bir olayın önemine dikkat çekerek, konuşmacıların çoğu Ermeni olduğu için etkinlik tamamen Ermeni tarzındadır, dedi. Hafta çerçevesinde Ermenistan, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Afrika'dan gelen farklı kuruluşların temsilcilerine ev sahipliği yapacak. Bu büyük şirketler arasında Nvidia ve Nokia da bulunmaktadır. Yerevan ve Vanazor'da düzenlenecek olan sergide 30 uluslararası kuruluş kendi ürünlerini, çözümlerini ve hizmetlerini sunacak. Haftayı dış mekanda gerçekleşecek rock konseri tamamlamış olacak. Artsakh Cumhuriyeti'nin Kaşadağ bölgesinin kuzeyindeki Hoçans köyünde 17. yüzyılın ikinci yarısına kaydedilmiş Kutsal Stepanos Kilisesi 23 Haziran'da yeniden kutsandı. Armen Press'in aktardığına göre yeniden kutsama töreni Ermeni Apostolik Kilisesi'nin Artsakh Piskoposluğu'nun manevi lideri Başpiskopos Barke Martirosyan tarafından gerçekleştirildi. Törenin ardından pazar ayini düzenlendi. Kilisenin restorasyon ve yenileme çalışmalarını Tüfekyan Vakfı aracılığıyla gerçekleşti. Ayin töreninden sonra yaptığı konuşmada Kaşadağ İdare Başkanı Stepan Sarkisyan, Tüfekyan Vakfı'na teşekkür etti ve Hoçans Kilisesi'nin yeniden inşa edilip kutsanmasının birçok bakımdan Ermenilerin geri dönüşünü ve kurtarılmış bölgelerine sahip çıkılmasını sembolize ettiğini vurguladı. Kıbrıs Devlet Başkanı Sekreter Yardımcısı Vasilis Palmas, Türkiye'nin Kıbrıs'ın egemen haklarına yönelik yasa dışı eylemleri durdurması ve uluslararası hukuka tam olarak saygı duyması gerektiğini belirtti. Kıbrıs Mail'in aktardığına göre Palmas yaptığı açıklamada Türkiye hükümet yetkililerinin Kıbrıs sorununa uzun vadeli ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulmak için müzakerelere devam etme çabalarına destek vermesi gerekirken daha fazla sorunlar yaratıyor. Palmas, Türkiye'nin Akdeniz'in tüm doğu bölgesini kontrol etme niyetinde olduğundan dolayı Avrupa ile uluslararası hukukun tüm ülkelerine karşı aşağılayıcı tavır takındığına dikkat çekti. Avrupa Birliği'nin Kıbrıs'a ve onun kurallarına tamamen destek olduğunu ve 28 Avrupa Birliği ülkesi liderlerinin devlet başkanı Nikos Anastasiades'in Türkiye aleyhindeki önerisini oy birliğiyle kabul ettiğini belirtti. Ajans France Press ajansına göre Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Basra krizindeki krizi müzakere etmek için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Gazetecilere yaptığı açıklamada İran'a karşı küresel bir koalisyon kurma olasılıklarını tartışacağız diyen Pompeo, İran'a karşı mücadelede Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin güçlü müttefikler olduğunu belirtti.
İran'la ön şartlar olmadan görüşmeye hazırız. Onlar bizi nerede arayacaklarını kesin biliyorlar. Bizimle işbirliği yapmaya hazır oldukları zaman diyaloğu başlatacağımıza inanıyorum ifadesini kullandı. 4. Aurora Dünya Hümanitar Ödül Töreni 20 Ekim'de Yerevan'da gerçekleşecek. Etkinlik Valeri Georgiev başkanlığındaki ünlü Marinyan Tiyatrosu Senfoni Orkestrası'nın konseri ve Aurora Ödül Töreni olmak üzere iki kısımdan oluşacak. Aurora Hümanitar Yardım Girişimi bu ödülü Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan kurtulanlar adına kurtarıcılarına bir şükran olarak dağıtmaktadır. 2. Avrupa Oyunları'nda Ermenistan Cumhuriyeti Sambo'da ilk altın madalyayı kazandı. Armen Press'in haberine göre Minsk'teki Avrupa Sambo Şampiyonası'nda 52 kilogramda Ermenistan Cumhuriyeti temsilcisi Dikran Giragosyan finale kaldı. Giragosyan'ın finaldeki rakibi Azeri sporcu Akhasif Samedov'du. Ermeni sporcu rakibini 4-0 yendi ve 2. Avrupa Oyunları'nda ve aynı zamanda Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Milli Takımı için de ilk altın madalyayı kazanmış oldu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sayatnova topluluğundan Talishu Jampen Duza adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.